Ankara'daki seçim yarışına. Bakalım haberimiz gelsin ekrana eğer hazırsa. 2019 yılından önce vaatlerimiz de sahadaydık. Şimdi icraatlerimiz de sahada olduk. Bizlere güvenen ve her zaman yanımızda olan başta Genel Başkanımız Sayın Özgür olmak üzere önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na partimizin yönetim kademesinden tüm gönüllerimize kadar herkese ve tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Ankaralı seçmen bir kez daha Mansur Yavaş dedi. Kesin olmayan sonuçlara göre mevcut başkan Mansur Yavaş yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu kent bize bitti denilen yerde bir anka kuşu gibi küllerinden doğarak tüm zorlukları aşan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının emaneti. Hiç kimseyi ayırmadan 6 milyon tek yürek olacağız. Ankara'da 4.304.874 seçmen sandık başına gitti. Toplam 13.253 sandıkta vatandaş görevini yerine getirdi. CHP'nin mevcut belediye başkan adayı Mansur Yavaş kesin olmayan sonuçlara göre seçimi büyük bir farkla tamamladı. Teşekkür ediyoruz başkentin yiğit insanları. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok seçim sonucunu değerlendirdi. Vatandaşımız karar vermiştir. Demokrasi budur. Saygı duyarız. Ankara'nın 25 ilçesinde AK Parti, Sincan, Pursaklar, Akyurt, Altındağ, Bala, Çubuk, Evren ve Kızılcahamam'da seçimi önde tamamladı. 2019 seçimlerine göre AK Parti 11 ilçede seçim yarışını kaybetti. AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Keçiören'le Mamak o ilçeler arasında yer aldı. Bu ilçelerde ipi CHP adayları göğüsledi. CHP, Keçiören, Mamak, Çankaya, Gölbaşı, Yenimahalle, Etimesgut, Beypazarı, Nallıhan, Ayaş, Polatlı, Haymana, Elmadağ, Şerefli Koçhisar, Kahraman Kazan, Kalecik ve Güdül ilçelerinde seçimi önde tamamladı. Çamlıdere'de ise bağımsız aday Adem Ceylan seçimin galibi oldu.